Morris Sinasi ya da gerçek ismiyle Musa İskanazi 1855 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Morris Sinasi Yahudi asıllı bir Türktü. Seferat Yahudisi bir ailede dördüncü evlat olarak dünyaya geldi. Üç tane kardeşi vardı. Salomon ve Jack isminde iki erkek, Sultan isminde de bir kız kardeşi vardı. Morris ufak yaşlarda Manisa'daki tütün fabrikalarında çalıştı ve sektörde deneyim kazandı. Daha sonra Yahudi mezarlığında bekçilik yaptı ve yoksul ailesine destek oldu. 14 yaşında ağır bir hastalık geçirdi ve Manisa Hastanesi'nde tedavi gördü. O yıllarda Doktor Sinasi sayesinde hastalığını atlattı. Morris, Doktor Sinasi Bey'in kendisine değer verip tedavi etmesini hayatı boyunca unutmadı. Yıllar sonra başka bir insana dönüşecek ve minnet borcunu ödemek için Manisa'ya elinden geldiğince yardım edecekti. Morris Sinasi okuma yazma bilmiyordu. O yüzden mezarlıktaki görevinden atıldı. Hamamlar, berberler, cezzarlar, bileyiciler, kısaca iş bulabileceği her yeri dolaştı. Ama hiçbir yerde iş bulamadı. Morris Sinasi henüz 15 yaşındayken 1870 yılında kardeşi Salomon'la birlikte Manisa'dan ayrıldı. Ayrılırken ceplerinde az miktarda para vardı. Ayaklarında bir ayakkabı bile yoktu. İki kardeş hayvan taşıyan bir gemiye binip İskenderiye şehrine gitti. Yanlarında hiç para olmaması iki kardeşi uzun bir süre gemilerin yük aktarma ve boşaltma işlerinde çalışmaya zorladı. Zorluklarla ve sefalet içinde geçen yıllar, Morris, Garofalo isminde zengin bir adamla tanışınca geride kaldı. Garofalo, tütün ticareti ve sigara imalatı yapan Yunan bir iş adamıydı. Eli açık olan bir patrondu ve herkese yardım ederdi. Garofalo, Morris'i yanına aldı. Morris Sinasi bu sektörü daha önce bildiği için yabancılık çekmedi. Garofalo, Morris'i çok sevdi ve onu oğlu yerine koydu. O yıllar Morris'e çok anlamlı tecrübeler kattı. Öncelikle adab-ı muaşeret kurallarını, daha sonra ticaret jargonu hakkında her şeyi öğrendi. İskenderiye'den ayrıldığında maddiyattan çok daha önemli olan bilgiler edinmişti. Morris Sinasi 30 yaşına kadar Garofalo ile birlikte İskenderiye'de çalıştı. 30 yaşına geldiğinde Garofalo, Amerika'ya gitme zamanın geldi. Amerika fırsatlar ülkesidir dedi ve Morris'in cebine 25 bin dolar koyarak Morris'i Amerika'ya gönderdi. O yıla kadar ismi Musa Eskenazi'ydi. Amerika'ya adımını attığı ilk an Morris Sinasi ismini aldı. Sinasi ismini alma sebebi Doktor Sinasi Bey'di. Morris, Sinasi Bey'i hiçbir zaman unutmadı. Morris Sinasi 1893 yılında sigara sarma makinesinin patentini aldı. O yıllarda bu makine çok ses getirdi. İnsanlar o tarihte sigarayı eliyle sardıkları için bu makineyi çok sevdiler. Morris aylar sonra Chicago'daki fuara bu icadıyla gidecek ve büyük yankı uyandıracaktı. Morris aynı yıl Kolob Dünya Fuarına katıldı. Sigara sarma makinesi beklediğinden bile daha fazla ilgi gördü. Fuardan çıkıp New York'a döndüğünde önce abisi Salomon'u Amerika'ya çağırdı. Daha sonra İskenderiye şehrine gidip Garofalo'dan aldığı 25 bin doları şükranlarını sunarak geri verdi. Aynı yıl Salomon ve Morris Amerika'da Broadway ve 120. sokağın kesiştiği yerde ufak bir sigara fabrikası kurdu. Fabrikada çalışmak üzere Manisa'daki eski arkadaşlarını Amerika'ya getirdiler. Şirketin ismini de Sinasi Brothers Company yaptılar. Şirket Osmanlı Devleti'nden getirdiği tütünlerden sigara yaptı ve Amerika'ya sattı. Sigaranın kağıdı da Mısır'dan gelmekteydi. O yüzden ismini Egyptian Predis koydular. İçinde 20 sigara olan paket tüm Amerika'ya 35 sentten satılmaktaydı. O döneme göre bu fiyat diğer muadillerine göre pahalıydı. Fabrikada ilk günlerde
200 Manisalı işçi haftada 6 gün çalıştı. Çalışma koşullarının ağır olması dönemin bir Amerika gazetesi tarafından ağır eleştiriler almıştı. Musa ve Salomon kardeşler sadece 6 yılda eşsiz bir başarıya imza atarak milyoner oldular. Hatta 2. Abdülhamit Osmanlı Devleti'ne yaptığı katkılarından ötürü Morris Şinasi'yi 4. dereceden mecidiye nişanıyla taltif etti. Morris Şinasi 50 yaşına kadar kimseyle evlenmedi. Ticaret sebebiyle gittiği Selanik'te bir arkadaşının kızına aşık oldu. İsmi Lorette Ben Ruby'di. Kızın yaşı henüz 16'ydı. Babası bu duruma karşı çıktı. Morris ısrar etti ve yine de bir kızınıza sorun dedi. Morris'i gören kız zengin ve güçlü bir isim olmasından etkilendi ve Morris'le evlenmeyi kabul etti. Morris Şinasi ve Lorette Ben Ruby Selanik'te evlenip New York'a gitti. Morris'in bu evlilikten iki tane kız evladı oldu. Morris 35 odalı bir malikane yaptırdı. Evleri Türk mimarisine uygun olarak inşa edildi. İçinde Türk hamamı bile vardı. Morris evde sürekli gramofondan Türk musikisi dinlerdi. Salomon da kardeşine 500 metre uzaklıkta olan bir malikane yaptırdı ve orada yaşamaya başladı. Osmanlı Devleti ile ilişkileri uzun yıllar sürdü. Hatta Sultan Salomon'un oğlu Leon'a Washington sefiri Mehmet Ali Bey vasıtasıyla bir Arap damızlık atı bile hediye etti. Morris Şinasi Türkiye'den Amerika'ya göç edip sıkıntılar yaşayan birçok memleketlisine de yardım etti. Buna en iyi örnek Hamdi ismindeki bir Türk şofördü. Hamdi New York'ta zorlu günler geçirmekteydi. Bir umutla Morris Şinasi'ye ulaşıp iş istedi. Morris Hamdi'nin Türkiye'den geldiğini öğrenince Hamdi'ye kendi şoförü olmasını teklif etti. 1916 yılında Tobacco Products Company 3.5 milyon dolar karşılığında Şinasi kardeşlerin şirketini satın aldı. 3.5 milyon doların 1.3 milyon doları Morris'in şirketinin Avrupa depolarındaki tütün stokları için verildi. Şinasi kardeşler şirketi satıldığı yıl 250 milyon sigara satışı yapmıştı. Morris Şinasi'nin hikayesi birçok farklı insan tarafından anlatıldı. Peyami Safa, Morris'in hikayesini şöyle anlatır. Morris Şinasi, Manisa'da hastane yapılması için 400 bin lira vermiş. Gençliğinde meteliksizmiş, okuma yazması olmadığı için iş bulamamış. Mısır'da ufak bir tütüncü dükkanı açmış. Oradan da Amerika'ya gidince milyoner olmuş. Amerika'dakiler Morris'e neden mektuplarını katiplere okuttuğunu sormuşlar. Morris de okuma yazma bilmiyorum demiş. Hayret etmişler. Okuma yazma bilmediğiniz halde milyoner oldunuz. Ya bilseydiniz ne olacaktınız? Morris gülmüş ve gayet basit. Hamamhanede katip olurdum demiş. Morris Şinasi 1929 yılında hayatını kaybetti. Cenazesi Ekim 1929 tarihinde kaldırıldı. Öldüğünde 10 milyon doların üzerinde bir serveti olduğu tahmin edilmekteydi. Morris Şinasi 14 yaşındayken geçirdiği ağır bir hastalıktan kendisini kurtaran Manisa'ya 1 milyon dolar bağış yaptı. Tek şartı Manisa'ya Morris Şinasi isminde bir hastane yapılmasıydı. Morris Şinasi 1 milyon doların 200 bin dolarını inşaat ve tıbbi malzemelere ayırmalarını, geri kalan 800 bin doların ise Amerika'da menkul kıymetlere yatırılmasını, elde edilecek gelirin de her yıl hastaneye gönderilmesini istedi. Hastane 15 Ağustos 1933'te düzenlenen törenle açıldı. Morris Şinasi'nin hediyesi yazılı anı plakası hastanenin duvarına gömüldü. Morris Şinasi'nin yakılan bedenine ait küller işte bu anı plakasının hemen altına gömüldü. Günümüzde hala Amerika borsasından gelen gelirlerin bir kısmı hastaneye bağışlanmakta. Hastane ise Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi bünyesindeki Morris Şinasi Çocuk Kliniği ve Hizmet Binası adı altında hizmet vermekte.
Morris Sinasi aynı zamanda Amerika'daki 6 hastanenin her birine 300 bin dolar bağışladı. Morris Sinasi doğduğu toprakları hiçbir zaman unutmadı. Ticari başarısında her zaman ülkesinin ve özellikle de Doktor Sinasi'nin büyük bir etkisi olduğunu düşündü.